Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü evine hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş ile yapılan bir bebek yeleğinin ön parçasını anlatacağım. Bir de örneğini. Diğer arkasını ve parçasını siz yaparsınız. Şimdi yeleğimiz için 3 numara şiş kullandık. Bir de böyle bebe yünü, lila renginde bebe yünü kullandık. 42 ilmekle başladık. 42 ilmekle 4 diş aroşe yaptık arkalı önlü. Sonra örneğimizi dizdik. Yukarıya doğru devam ettik. Şöyle buradan 3 tane örneğimizi kol kesimi yapmışız. Ön yaka kesiminden de yukarıya doğru eksiltmişiz. Burada 20 ilmek kalana kadar eksiltiyoruz. İstediğiniz büyüklükte, istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben bugün böyle karardan başladım. Tam bilemiyorum şimdi kaç yaş için ama genelde bir yaş falandır. Sizler daha büyük, daha küçük yapacaksanız ona göre ayarlayacaksınız. Önler 42, arkayı da 75 falan atarsınız. Yapacaksanız ipinizin kalınlığına göre bir de değerli sevgili izleyicilerim bizim ipimiz çok kalın değil de ince o yüzden ilmek sayılarımızı daha fazla attık. Şimdi ben bugün sizlere örneğini anlatacağım. Bakın şöyle ilmeklerimi attım. Arka yüzeyden hemen başlıyorum. Bir tane düz, burası arka yüzeyi, iki tane ters örüyorum. Bir düz, iki tane ters. Kaç ilmek yaparsak yapalım. Bir düz, iki ters. Bakın şimdi başladığım ip daha kalın. Bebek yeleği ördüğümüzün ön parçası biraz daha ince. Ama rengi çok tatlı, lila. Şimdi ön yüzeye geldik. Yine bakın bir tane ters, iki düz şimdi. Bir ters. İki düz. İki düz. Bir ters. Biz tabii bugün bebek yeleği olarak başladık. Sizler kendinize de yapabilirsiniz. Çok kibar ve şık bir yelek örneği. Arka yüzeye geldik. Yine başladığımız gibi bakın. Bir düz, iki ters yapacağız. Bir düz, iki ters. Hırka vesaire yani her yerde kullanabileceğiniz yine bir örnek. Ajurlu sevmeyenler için tam ideal bir yelek örneği. Şimdi böyle 3 sıra yaptık. Önce arka yüzeyden başladık. Ön yüzeyden, arka yüzeyden. Şimdi ön yüzeye geldik. Bütün ilmeklerimizin tamamını ön yüzeyde aroşa örüyoruz. Ön yüzeye doğru bakın. Bütün ilmeklerimizi. Çok kolay ve zevkli bir model. Umarım beğenip hemen başlarsınız. Kendinize hediyelik, torunlarınıza. Bakın tamamını ön yüzeyde aroşa ördük. Şimdi arka yüzeye geldik. Arka yüzeye geldiğimiz zaman yine aynı ilk sırada başladığımız gibi bir düz, iki tane ters. Bir düz, iki ters. Bir düz, iki ters. Bu bir sıra sayılıyor. Şimdi ön yüzeyde de aynı şekilde bir ters, iki düz, iki sıra arka yüzeyde, üç sıra ön yüzeye geldiğimiz zaman değiştireceğiz. Şimdi ben böyle yaparken yani modelimi örerken bakın şimdi bir ters, iki düz. Siz yeleğimizi yakından izleyebilirsiniz yavaş yavaş. Lila renginden de çok hoş durdu.
Tabi dilediğiniz renklerden yaparsınız. Ben değişiklik olsun diye bugün böyle lila kullandım. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Diğer önünü ve arkasını örmedim. İnşallah ilerleyen günlerde de devam edeceğiz arkası ve önüyle. Ama önü 42 ilmek, arkasını da işte 75-70 falan o aralarda atabilirsiniz. Ama bakın ipinizin kalınlığına göre değerli izleyicilerim. Sonra büyük oldu, küçük oldu falan değil. Bizim ipimiz ince, söylemiştim. Ona göre siz kendiniz ayarlayacaksınız. 3 numara şiş. Bir de bir bobin falan gidiyor mu, yetiyor mu tam bilemiyorum şu an. 100 gramlık bobinlerden. Siz büyüklüğüne göre bence yapın. Bakın ne kadar güzel şu an tam rengi çıktı. Şöyle sıralı sıralı yukarıya doğru çok kibar bir yelek oldu. Yeleğimiz burada yine dursun parçası. Sizler onu ara ara izleyeceksiniz. Şimdi yine ben sizlerle hem konuştum hem de ördüm. Bakın ön yüzeyine geldik. Ön yüzeyinde yine aynı şekilde. Bütün ilmeklerimizin tamamını aroşa örüyoruz. Ya da sizler nasıl diyorsanız ters örgü. Ön yüzeyi burası. Tamamını bakın. Bundan şapka, şal, hırka, yelek, bebek yelekleri vesaire, montlar, erkek yelekleri falan her şey yapabilirsiniz. Şimdi yine aynı şekilde arka yüzeye geldiğimiz zaman ilk başladığımız gibi bir düz, iki ters. Örneğimiz aslında bitene kadar hep böyle devam edecek. İki ters, bir düz. İsterseniz daha kalın ipten yaparsanız 3,5-4 numara şişte kullanabilirsiniz. Bakın kalın ipten daha çok gösterdi modelimiz. Şurada bir tık kalını bu. Bu da bebeğini daha kalın gösterdi. Bakın şöyle. Çok da güzel oldu. 3,5 numarayla da yapabilirsiniz. Bu son sırayı tamamlamak istiyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. Hemen hızlıca yine aynı şekilde bakın. Siz modelimi izleyin. Şimdi yine ön yüzeyde bir ters, iki düz. Bakın bir ters, iki düz. Zaten anlaşıldı örneğimiz. İki düz, bir ters. 3 sıra böyle arkalı önlü geçiyoruz. 4. sıraya geldiğimiz zaman tamamını ön yüzeyde aroşa yapıyoruz. Şimdi arka yüzeyin son sırasındayız. 3. sırada 2 ters, 1 düz. 2 ters, 1 düz. Şimdi ön yüzeye geldiğim zaman tamamını yine ters örüyoruz. Sonra arka yüzeyde yine aynı başladığımız gibi devam ediyoruz. Şuradan şöyle izleyin bence. Çok da güzel oldu. Kibar bir örnek. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıklı ve mutlu kalın sevgili değerli izleyicilerim diyorum.